Herkese merhabalar, City Skylines 2'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kış gelmişti yine ve birkaç düzenleme yapmıştık. Şuraları yapmıştık. Bu bölümde de yine farklı bir şey deneyeceğim. Bu sefer otoban yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir çevre yolu yapmak istiyorum. Böyle şehrin etrafını dolanan. Biraz hazırlık yaptım. Böyle biraz hani öğrenmeye çalıştım. Nasıl yapabilirim, nasıl olur diye düşündüm. Biraz ya başladım, öyle söyleyeyim. Bu arada önceki City Skylines bölümümde internetimle ilgili problem olduğunu söylemiştim. Bir sabah kalktığımda aradılar ve dediler ki probleminizi çözdük dedi. 2 aylık bir internet problemimi çözmüşlerdi. Ve bu sefer de kopma sorunları yaşıyorum arkadaşlar. 4-5 gündür ya yani internetim kopuyor. Mesela 2-3 saat hiçbir problem olmuyor. 1 saat boyunca 10 kere kopuyor falan. Yani gerçekten artık çok sıkıldım bu durumdan dolayı. Yine şikayet ettim, yine yazdım. İşte yine müşteri hizmetlerini aradım. Arkadaşlar çok yavaşlar. O yüzden şimdiden kusura bakmayın videolarda geç gelmesinden dolayı. Mesela bir kere video upload'a başlattım. Sabah başlattım, işte 8 saat sonra bir geldim. Hala %90'da yazıyordu arkadaşlar. 1 saatte atacak videoyu 8 saat sonra geldim. Hala atmamıştı. Yani şu anda biraz problem yaşıyorum. Umarım bir an önce düzelir ve eski hızımıza geri döneriz. Umuyorum tabii ki de. Ne zaman düzeltirler yine hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama videolar gelmeye devam edecek. Az da yavaş da gelse, az da gelse video atmayı kesinlikle bırakmayacağım arkadaşlar. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi şuraya bir şey koydum. Otoyol koydum arkadaşlar. Şunu şöyle yapmak istiyorum. Şurayı bir hemen önce yıkacağım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan 3 şeridi alıp şu paralel modu kullanarak buraya bir yol başlatmak istiyorum şöyle. Olabildiğince düz çekmek için. Yani ben keşke bunu daha önceden kullanmış olsaydık. Bu tool'u bayağıdır kullanmadım. Hatta bununla şöyle eğimleri de daha rahat verebiliyoruz. Yani mesela şöyle göstereyim. Aynı eğimi mesela bu tarafa da verebilirim. Şöyle yapalım. Şuradan önce bir başlatayım. Şunun hizasını da atıyorum. Nerede? Alttaki yolun hizasında, aşağıdaki alt yolun hizasından şöyle çekip şöyle bağlayabiliyoruz. Çok rahat, çok kullanışlıymış. Keşke bunu önceden kullanmış olsaydık. Gördüğünüz gibi yani hiç zahmetim bile olmadı yani. Keşke önceden kullanmış olsaydım. Neyse hemen şu tarafı da yapalım. Burayı da herhalde şunun hizasından alsak olur gibi. Aynen. Burayı da şöyle bağladım. Arkadaşlar hiç yani zahmetsiz. Keşke bunu daha önceden kullansaydık. Şimdi şuraya da yine bir otoyol koymak istiyorum. Kavşak koymak istiyorum. Burada da yine bir birleşme noktası gibi olsun. O abi ne oluyor? Bir anda rock müzik girdi. Kusura bakmayın eğer sesi yüksek geldiyse. Şöyle yapabiliriz. Buraya bir giriş ekleyebiliriz aslında. Hani buraya bir alternatif bir giriş ekleyebiliriz bence. Hoş durur. Şöyle yapabiliriz. Tam şuradan buraya bir alternatif giriş olabilir. Olabilir. Ama şurayı biraz yıkalım. Şurayı biraz daha yakın bir yere koyalım. O yüzden şuradan yine yolumu alacağım. Buradan direkt keskin dönüş yapmak istiyorum. Şöyle. Bu bölüm biraz yol simülasyonu gibi olacak arkadaşlar. O yüzden buna şimdiden yapalım, kurtulalım bence burayı. Çünkü bunu ileride yaparsak bayağı karman çorman bir şehir olabilir. Erkenden yapmak önemli bence bunu. Şurayı da buradan alsam herhalde. Şöyle birleştirsem. Abi mükemmel oldu. Mükemmel bir eğim. Mükemmel bir eğim. Sonra da yine şuraya da bir alternatif giriş koymak istiyorum. Hatta şurayı tamamen yıkacağım. Şurada herhalde bir yapı var. Aynen abi, böyle taşlı maçlı bir taş anıt var. Bunu biraz kaldıralım. Şimdi şöyle bir kenara köşeye bir yere koyalım. Onunla şu anda işimiz yok.
Buraya da yine bir alternatif giriş koyalım. Hatta mümkünse şuradan direkt koyalım. Oo, burada biraz eğim problemimiz var. Oo, aynen burayı biraz yakın yer olduğu için buraları böyle biraz eğimli bırakmıştım. Sorun değil, şuraları hemen hızlıca düzeltelim. Buralara da ilerleyen bölümlerde buralara da güzel bir şey yapacağım. Endüstriyi mesela şuraya taşımak istiyorum veya buraya. Buraya tarla marla olabilir, buraya endüstri olabilir. Yani yerel kaynaklara bakmak lazım. Yer kaynaklarında ne var mesela? Maden varsa maden yaparız. İşte kömür varsa kömür koyarız. Onlar şimdilik sonraki bölümlere bırakacağım. Önce bir şu yolu yapmak istiyorum. Bu çevre yolunu şöyle buradan başlayacak. Şuradan bağlayacağım. Burayı bağlayacağım. Şuraya bağlayacağım. Buradan böyle karşıya geçecek. Köprüden, nehirden iki tane geçecek. Biri şuradan olacak. Burayı dolanacak. Şurada buraya birleşecek. Şuradan da şöyle birleşecek. Burası zaten birleşik. Şurayı sadece şöyle birleştirmemiz gerekiyor. Bayağı bence güzel olacaktır. Sonra şuraya tekrar geri dönelim. Şunu buraya yerleştirmek istiyorum. Umarım fazla yamuk değildir. Gerçi yamuksa da önemli değil. Şöyle hemen şuradan alalım. Tabii bunun üstünden alsak daha iyi olur. Bunun eğimi nerede abi? Bunu herhalde vermez. Şunu biraz yolu biraz ilerletmemiz gerekiyor. Şöyle yolu biraz ilerletelim. Pardon, düz koymam lazım. Şöyle düz yolu ilerleteyim. Şimdi şuradan hatta bunu da biraz ilerletsek daha iyi olur sanki. Şöyle biraz ilerletelim. Sonra şuradan eğim aracını alalım. Şöyle birleştirsek herhalde tamamız. Aynen abi, mükemmel oldu. Bence böyle çok iyi oldu. Birleşim yerlerini şimdilik bırakalım. Önceliğim şuralara bir yapıp kurtulmak. Buraları bir yapalım. Ondan sonra şehre giriş kısımlarını da yaparız. O daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Denemedim ama deneriz onu da. Şimdi abi bizim köprümüz nasıl olsun acaba? 3 şeritli gidiyorduk. 3 şeritli yapsak sanki daha iyi olur gibi. Şöyle verir mi acaba bize? Oo abi, böyle bayağı güzel köprü oldu ama tabii önce şu yolu biraz daha ileriye koymam lazım herhalde. Aynen, mesela şöyle hatta dibinden koysak daha mantıklı olur gibi, bilemedim. Yani şöyle bir saniye. Abi yine yanlış tuğlu seçtim. Tuğlu düzeltmeyi unuttum. Bu arada bu radyonun müzikleri de çok daha iyiymiş. Keşke önceden seçmiş olsaydım bunu. Bu radyo da çok çok daha iyi. Şimdi şöyle koyalım. Abi yine tuğlu düzeltmeyi unuttum. Şöyle buraya koydum. 3 şeritliği alalım. 3 şeritliği şöyle direkt. Oo, bir saniye. Burası su çok derin. Büyük ihtimal o yüzden yapıyor. Arkadaşlar bence önce şimdilik yolu koysak daha iyi olur gibi. Köprüyü koymama izin vermiyor. Sonra şöyle yapsak. Yükseltsem buraları. Oo, öğeler çakışıyor diyor. Bu yüzden yapmıyormuş. Yollar birbirine çok yakın arkadaşlar. O yüzden yapmıyormuş. Yani o 5-10 dakikadır bununla uğraşıyorum. Yolu o yüzden yapmıyormuş. Keşke önceden fark etseydim. Şöyle yapalım o zaman. Adı nedir? Şurayı iptal edelim. Şöyle koyalım. Şuradan şöyle biraz daha açısı alalım. Arası açık alalım. Şurayı geri birleştiririz. Herhalde orası kötü durmaz. Arkadaşlar sanki böyle oldu gibi. Aynen böyle oldu gibi. Ama tabii şunu koymada bu sefer problem yaşıyorum. Şöyle düzgün koysa. Bir de yerini değiştiriyor. Abi çok gıcıkmış yani, bunu koyması da bayağı gıcıkmış. Şöyle yapsam. Direkt köprü yerleştirsem. Düzeltir mi acaba? Yani şöyle yapsam. Abi şu üst taraftakinin köprünün şeyleri birleştirmiyor. Eşit koymuyor. Şöyle bir koyalım. Belki güzel durur. Aynen abi. Biraz biraz yanından sıyırıyor. Şu da aynı şekilde çok az. Ama şunda daha fazla o. Bunu niye böyle yaptı acaba?
O böyle düzeldi. Abi düzeldi tamam. Şu biraz şey duruyor ama bilemedim. Neyse abi bence şimdilik yeterli. Bence şimdilik çok iyi oldu. Şöyle yapalım, burayı birleştirelim şimdi. Şöyle yapacağım, modu kapatalım. Bu yol şöyle birleşecek, bu da şöyle birleşecek. Yani birleşim yeri pek güzel olmadı ama şöyle yapsak, biraz daha eğimli versek. Aynen böyle çok daha iyi oldu. Öyle çok daha iyi oldu. Yani o kadar da önemli değil. Dip dip olması o kadar da önemli değil. Şimdi şurayı yapalım. Aynen böyle iyi gibi. Sonra da modu yine kapatalım. Şunu. O burada bir yine o köprünün şeyini yitiyor. 52. Bir saniye 52 52 yapsak. Aynen. Bozmadı. Aynen bozmadı. Çok iyi. Bence köprü çok iyi oldu arkadaşlar. Bilemedim. Şu anda iyi gibi duruyor. Şurayı da tekrar düzelteyim. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bence güzel oldu. Yani kötü durmuyor. Bence gayet güzel. Ekstra bir tane daha şunlardan asmalardan olsaydı iyi mi olurdu bilemedim ama böyle de iyi sanki. Özellikle şuralara da mesela evler, binalar olduğu zaman iki tarafında da bence bu köprü çok çok daha güzel duracaktır. Kesinlikle. Şimdi şuranın birleşimlerini sonra yapalım. Şimdi burayı devam ettirelim arkadaşlar. Şurada bir tane daha giriş yeri yapmak istiyorum. Şurada bir tane, şurada bir yerde bir tane daha. Şuradan olabilir. Şuradan olabilir ki buraya da bağlantı olsun diye. Burada niye abi bu kadar trafik var? Oo, bayağı bir trafik var burada. Şehre buradan giren çıkan çok olduğu için bizim ekstra bir girişe kesinlikle ihtiyacımız var burada. Anlaşıldı. Arkadaşlar şimdi yolu buraya kadar çektim. Şu bağlantı yerlerini yapıyorum. Umarım buralarda düzgün koyabilirim olabildiğince. Şurada bir eğim vermek istiyorum buraya. Sonra da buranın eğimini vermek istiyorum. Şurası da yine şöyle burada birleşebilir. Yani şuradan biraz daha çıkalım burayı ki bize ucu versin. Şöyle ucu verdi mi? Aynen bu sefer verdi. Şöyle döndürsen burası kötü durmaz değil mi? Aynen abi kötü durmadı. Bayağı güzel. Şimdi şu arayı yıkmak istiyorum. Şu araya bir giriş yeri daha eklemek istiyorum. Hemen şuradan kavşaklardan yine şunu almak istiyorum. Bunun görüntüsü hoşuma gitti bilemedim. Hem de ekstra giriş çıkışları falan da var. O yüzden bu bayağı hoşuma gitti. Bunu eklemek istiyorum yine. Şöyle olabildiğince eşit koyalım. O bu arada kış bitti abi. Çok iyi. Kışı da atlattık. Şöyle iyi gibi sanki arkadaşlar bilemedim. Peki eşit olmadı ama önemli değil. Şöyle yapalım. Burayı da şöyle birleştirelim. Şu tarafı da şöyle birleştirelim. Aynen burası da bence çok iyi oldu. Alternatif bir giriş. Şurada bir tane, burada bir tane. Bir tane de şuraya koymak istiyorum. Tam böyle şuraya olabilir. Biraz daha yakın olsun çünkü zaten iki tane giriş daha burada olacak. Yan yana burada iki tane olacağı için erkenden şuraya bir tane daha koysak bence kötü olmaz. Aynısından yine koymak istiyorum. Çünkü diğerleri çok fazla büyük. Şu çok küçük. Şu olabilir aslında. Şu da olabilir aslında. Aynen bir farklılık olsun bunu koyalım. Burada biraz farklı gidelim. Bunu koyalım. Yani şöyle koydum. Tabii bunun girişi iki şerit olduğu için bunun yükseltmesini sonra yapabiliriz aslında. Bunun bence acelesi yok. Şimdilik şöyle şey yapalım. Ayrı ayrı bağlayalım. Çünkü bu aynen abi burada iki şerite düşme yeri işimizi bozdu biraz sanki. Bilemedim şöyle mi bağlasak? Aynen şöyle düz bağlayalım. Şurayı da şöyle düz bağlayalım. Bu aslında kötü durmadı. Aynen kötü durmadı abi. Güzel. Güzel güzel. Şurayı şöyle tam düz bağladığımız zaman güzel oluyor. Aynen abi kötü durmadı. Bence iyi. Şerit değiştirmek isteyenler de önceden şerit değiştirirler böylece. Şurayı da hemen devam ettirelim. Buraya ekstra bir giriş daha koymak istemiyorum. Şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunu
öncelikle taşıyacağım. Birleştirmek yerine arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum. Burası yukarı çıkacak. Bence mantıklı. Düzgün gözüksün bize yeterli. Bence buraya da böyle bir alternatif giriş yapabiliriz. Mesela şuradan teki alabiliriz. Şu tuğlu kapatalım. Şuradan mesela şöyle bir giriş yapabiliriz. Yani şuradan şöyle alıp şuraya alternatif bir giriş verebiliriz veya iki şerit giriş verebiliriz. Bunlar sonraki işler. Bunları sonra yapalım. Önce bir şurayı bitirmek istiyorum. Şimdi abi şu elektrik direkleri bizim işimizi bayağı bozuyor. Şunları bir yıkalım. Şuraya kadar bir yıkalım. Şurayı da düzeltelim. Tekrardan düzeltelim. Elektrik direğini biraz daha şöyle geriden almak istiyorum. Yolumuza çok çıkıyor çünkü. Şöyle alıp şuradan bağlayabiliriz. Hatta şuradaki ekstrayı da yıkalım. Tamam. Burayı hemen şuradan yine 3 şeritli yol, yine 3 şeritli yol şöyle devam ettireceğim. Şuradan şöyle gelsin abi. Böyle gelmesi yeterli. Şimdi buraya şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi şurası önce bir şu tuğlu kapatalım. Şunu alalım. Tam şu noktadan şöyle buraya bağlantı gelsin. Aynen böylece bir şerit burada kapanıyor ama yine de değişiklik kavşak değişikliği yaptıkları için bence sorun olmaz. Hatta iki şerit yapsak sanki daha mantıklı gibi. Ama burada yine 3 devam ediyor. Şöyle yapabiliriz. Ekstra bir şuradan belki buraya giriş verirsek bu şeriti de kullanabilirler. Bence şimdilik o dursun. Sonra şunu şuradan yukarı çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane çıkarsak yeterli. Sonra şuradan bir eğim vermek istiyorum. Şöyle bir eğim vermek istiyorum. Biraz daha uzak versek daha iyi olur sanki. Şöyle. Aynen böyle çok daha iyi oldu gibi. Şöyle biraz daha uzatalım. Sonra da şuraya bağlamak istiyorum. Bence çok iyi oldu. Buradan da böylece şu tarafa gitmek isteyenler, bu taraftan gelmek isteyenler için alternatif bir giriş oldu. Öyle söyleyelim. Şimdi şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Şimdi buradan gelen bir insan buraya girdi. Belki buradan geri dönmek isteyecek. Yani buraya girip ta şöyle dolanmasını istemiyoruz değil mi? Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan bu üçüncü şeridi belki kullanmış da olabiliriz hem böylece. Aslında onu vermek yerine arkadaşlar şöyle yapsak daha mantıklı gibi. Aynen bu sanki çok daha mantıklı oldu. Şurayı da hemen düzeltelim. Aynen öteki türlü biraz saçma geldi sonradan aklıma geldi. Şöyle yapabiliriz. Burayı niye böyle kötü bağladı yalnız? Büyük ihtimal şeridini yanlış koydum o yüzden oldu. Şimdi şöyle yapacağım tekrar düzelteyim orayı. Şöyle bu taraftan direkt çıkabilirler. Hiç yani diğer tarafı dolanmalarına gerek yok böylece. Aynen abi böyle çok daha mantıklı oldu. Da şurayı niyeyse çok kötü bari. Belki de yönünden dolayı olabilir. Şöyle yapsak daha iyi oldu sanki. O buranın yönü diğer tarafaymış pardon. Şöyle. Ha burası iki şerit. Yine yanlış yaptım. Şurası üç şerit. Aynen bu sefer oldu düzeldi. Oo şuradaki şeritler bayağı güzel oldu arkadaşlar bu arada. Tabii şurada biraz bozukluk var ama önemli değil. Önemli değil o. Abi burası olursa mükemmel gözükecek bence ama tabii bunun eğimi biraz daha absürt oldu. Şöyle verebilir miyiz? Buna izin veriyor mu? Aynen buna izin veriyor. Şöyle biraz daha eğimli verse o mükemmel oldu. Tam şurası iyi gibi. Şimdi şöyle yapacağım. Buradan da tekrar buraya dönecek arkadaşlar bu yol. Aynı karşıdaki yaptığımız gibi. Şöyle versek. Aynen abi mükemmel oldu. İyi oldu değil mi? Aynen iyi oldu bence. Tabii yönü yanlış taraf oldu ama. Şöyle yönünü düzeltelim. Atıyorum bu taraftan gelen adam direkt buradan dönsün yani. Atıyorum diğer tarafı veya şu tarafa gidip tekrar yolu 3-5 tur atmasın.
Yani tabii o oyunun hazır verdiği yerine biz buradayken elimizle yaptık ama bence güzel oldu yani. Bir ara böyle eğimlerine biraz daha çalışmak lazım. Eğimleri biraz kötü oldu. Neyse önemli değil o kadar da. Şimdi şurayı hemen devam ettirelim. Şurada yine bir birleşim istiyorum buradan. Çünkü yine girsinler abi şehre, yine buradan giriş yapabilsinler. Buradan aşağı gidecek. Buradan aşağı inmesini istiyorum. Şurada devam etsin. Tam şuradan devam etsin. Şuradan tekrar yukarı çıksın. Şöyle yukarı çıksın. Şimdi şurayı şuradan alacağım abi. Şuraya çok güzel bir eğim verip şurayla bağlantısını sağlamak istiyorum. Şuradan şöyle bir dönelim önce. Önce bir dönelim. Aynen buradan bir döndük. Devam etsin biraz. Biraz devam etsin. Şimdi buraya da yine aynı şurada yaptığım muhabbetin aynısını yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle önce buradan çıkacaklar değilmiş. Önce buradan bir çıksınlar. Şöyle 3 şerit buradan çıksınlar. Sonra buradan çıkmak isteyen biri, şöyle bir eğim verelim buraya. Şöyle bir eğim verelim. Buradan yükselsin. Şöyle karşıya gitsin. Tabi burayı düz vermek önemli. Şöyle düz verelim. Burayı koyalım. Aynen böyle sanki iyi oldu gibi. Tabi yönünü yanlış ayarladım herhalde. Yani yönü diğer tarafa olacak. Yani yönü şöyle dönmesi gerekiyor. O zaman şöyle bir dönüş versek buraya. Sanki iyi olur gibi. Şöyle bir dönüş verebiliriz. Aa, bence böyle çok güzel oldu. Bilemedim. Şöyle de düz verdiğim zaman eğimi biraz tabii düşük kaldı ama burayı nasıl verebiliriz? Şöyle uzatıp versem. Oo, bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bence böyle çok çok iyi oldu. Tabii şurada bir buradan geçenler şerit beklemek zorunda kalacaklar ama bence problem değil. Şuraya biraz daha iyi mi? Abi bu nasıl bir yol oldu? Gözünü seveyim. Yol biraz garip oldu. Aslında buranın şey olması lazım. Şuranın iki şerit olması lazım. Yani buranın iki şerit olması çok daha mantıklı. Ama bağlantısı kötü oldu. Şöyle yapalım. Düzgün versin abi yolu. Düz ver. Yani şöyle düz versin. Şuradan da iki şeridi buraya mı bağlıysak, nasıl yapsak bilemedim onu. İki şeridi şuradan şöyle alıp şöyle bağlasak acaba. Aynen böyle sanki daha mantıklı olduğu gibi. Tek şerit de şuradan gelsin. Aynen sanki böyle çok çok daha mantıklı oldu. Önceki hali aynen, biraz absürt oldu. Şöyle yapalım. Şuradan da dönsün. Arkadaşlar şimdi şöyle bir eğim verdim ama pek hoşuma gitmedi aslında ama bence şu anda işimizi görüyor. Önemli olan bu. Buradan bir böyle bir alternatif giriş yapmış olduk. Tabi şuradaki muhabbeti anlayamadım. Buraya niye böyle bir açıklık bıraktı bilemedim. Onu sonra düzelteceğim çünkü zaten çok fazla vakit kaybettik. Bence şimdilik kalsın orası. En son kalan yerde arkadaşlar şurası. Hemen şuradaki binaları yıkmak istiyorum. Bu arada önceki videoda birisi şey demiş, işte şehrinde eğitimli insanlar istiyorsan demiş, şuradan bir bakalım önce bir saniye. Şey demiş, eğitimsizlerin vergisini artır, eğitimlilerin vergisini düşür demiş. Ben bir denemek istiyorum, mantıklı aslında. Hem böylece eğitimliler, eğitimsizler eğitimli olmak için uğraşırlar. Çünkü eğitimsizin vergisini artırmış oluyoruz böylece. Yani elemanlar şöyle eğitimli 9 versin. İyi eğitimlilerde ve yüksek eğitimlilerde 8 versin. Hatta eğitimsiz %13 versin abi. Eğitimliden eşit alalım. İyi eğitimli 9, yüksek eğitimli 8. Şöyle bir eğim vermiş olduk. Umarım yorumu yazan kişi haklıdır. Çünkü bunda bayağıdır sıkıntı yaşıyoruz. Yeni ev yapılmıyor çünkü eğitimsiz insan olduğundan dolayı ve sanayide şurada yüksek vasıflı iş gücü eksikliği yaşıyor. O yüzden umarım
işe yarar. Bir sonraki bölümde onu detaylı inceleriz. Bu bölüm bayağı yol yaptık. Bayağı uğraştık. Yani şu bir an önce bitsin istiyorum. Şimdi arkadaşlar en son kalan kısım da şurası. Önce şurayı bir yıkmak istiyorum. Burayı da bitirirsek tamamdır. Başka bir yer kalmıyor şimdilik. Sadece şehirle birleşim yerleri kalıyor. Onları da bir sonraki videoda hallederiz diye düşünüyorum. Çünkü bu video zaten çok uzun oldu. Şimdiden çok uzun oldu. O yüzden öyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle göz kararınca ekledim. Bakalım nasıl duracak, çok merak ettim. Hemen şöyle bir bağlayalım. Aynen abi, bence kötü olmayacak. Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Şurayı da şimdi şöyle yapacağım. Modu kapatalım. Burada zaten 6 şerit olduğu için problem yaşamayacaklardır. Şuradan girecek, şuradan çıkacaklar. Pardon, buradan girecek, buradan çıkacaklar. Şöyle yapacağım. Hemen buradaki şeyi de kaldırmak istiyorum. Tabii ışığı kaldıralım. Hatta mümkünse yaya keçidini de buradan kaldıralım. Şuradan geçsinler. Burası önemli değil. Buradan geçebilirler. Hatta mümkünse şuradaki ışıkta buradaki ışığı da kaldıralım. Şurayı sonra devam ettiririz. Hatta şöyle yapalım. Şimdiden devam ettirelim. 3'e 3 herhalde bu. Şu herhalde. O pardon, bu 8 abi. Şu olması lazım. Yanlışım yoksa tabii. Aynen bu, ama bunun biraz farklı versiyonu sanki, bilemedim onu. Buna da sonra bakarız. Altılı bölünmüş yol da olabilir. Yok, bunun ortasında şey geçiyor, lambalar var. Bu hangisi acaba? Ha şuymuş. 6 şeritli düz yolmuş. Tamam, şöyle devam etsin şimdilik. Şura biraz dümdüz gidiyor ama. Yani iyi mi oldu bilemedim. Şimdilik dursun. Amacımız sırf şunu bir önce bitirmek arkadaşlar. Önce bir şu bitsin. Ondan sonra bakarız düzeltmelerine. Çünkü video bayağı uzun olacak bu gidişle yoksa. Şöyle yapalım, buradan yükselsin abi. Şöyle bir yükselsin. Şuradan yüksek gitmesini istiyorum. Şuraya kadar gelsin abi. Aynen burası iyi gibi. Sonra şuradan dümdüz karşıya geçsin. Aynen böyle oldu sanki. Bence oldu. Şimdi buranın eğimini şöyle vermek istiyorum arkadaşlar. Buradan da bir giriş yapmak istiyorum yine. Ama onu sonraki bölüme saklayacağım. Şimdilik sadece şöyle bağlamak istiyorum. Şuradan bir eğim vereceğim önce. Şöyle küçük bir eğim alalım. Şöyle küçük bir dönüş alalım. Nasıl versek acaba burayı? Şöyle bir dönsün önce. Aynen şöyle bir dönsün. Şuradan da yine bir dönsün. Şurada yükselsin. Şöyle hatta biraz daha küçük yükseltme yapsak çok daha mantıklı olur. Şuradan bir dönüş vereceğim yine. Şöyle. Aynen şöylece burayı bağlamış oldum. Buraya sonradan değineceğim. Buraya bir oval, yuvarlak bir yer yapmak istiyorum. Sonra da arkadaşlar şuranın burası 3'er şeritliydi. Bakalım bunu bir yükseltelim. Nasıl duracak? Merak ediyorum. Mesafe çok kısa diyor. Buraya farklı bir köprü mü koysak acaba? Ama bu sefer de şeritimiz bozuluyor. Farklı bir şey eklesek 8 şeritli diyor abi, ama ne yaptın? Bu nasıl bir yol? 6 şeritli. Bu da çok büyük. Bu zaten olmayacak. 2-2-4. Normal köprüye mi dönüştürsek acaba? Bu kaç şeritli büyük köprü? Bu bakıyorum 2 şerit daha. Bu da olmaz. 4 şeritli aslında bu olur. Bunu yükseltelim. Şöyle yükseltelim. Tabi bunun da şurada mesafe çok çakışıyor dedi. Aynen burayı çakışıyor dedi. Buna da izin vermiyor maalesef. Buranın köprüsünü şimdilik es mi geçsek bilemedim. Bayağı uğraştırdı beni. Şöyle yapıyorum. Şurayı tekrar bağlayalım. Arkadaşlar şimdilik burayı böyle bağlı bırakalım. Bu bölüm çok uzun sürdü, kusura bakmayın. Ama bence bayağı bir şey yapmış olduk. Şuranın hemen derinliğini düzelteyim. Bence çok güzel oldu. Alternatif bir çevre yolu yapmış olduk bu bölümde. Bir sonraki bölümde şehre giriş yerlerini yaparız. Bence büyük emek sarf ettim bu bölüm. Bayağı uğraştım.
Yani şuradan bir giriş oldu, şuradan bir giriş oldu, buradan ya buradan bir giriş oldu, alternatif bir giriş oldu. İstersek buraya birer tane daha ekleyebiliriz. Şehre yine buradan bir giriş oldu. Yani burası vardı zaten. Burayı şuraya bağladık. Mesela burayı da zaten şöyle bir şey yapacağım. Buradan böyle bağlayacağım. Buradan mesela bir kişi buraya gelip şuradan dolanmayacak abi. Buradan yolu kullanacak, çevre yolundan buraya girecek. Şurayı da düzelteceğim. Zaten şunu hiç sevmedim. Şunu da sevmedim. Çünkü çok trafik oluyor bunda. Gördüğünüz gibi bayağı trafik var. Bu da zaten yolun küçük olmasından dolayı büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Buraya da yine şöyle bir ya kendim yaparım ya oyunun verdiğinden eklerim. Bence böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman, yani şöyle uzaktan baktığımız zaman abi otoban yaptık, çevre yolu. Bence çok iyi oldu. Şimdi içini tamamen doldurduğumuz zaman, mesela şu üst kısımları, şuraları doldurduğumuz zaman bence tam bir şehir olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bayağı uğraştık ama bence değdi. Zaten yol simülasyonu bu oyunda kesinlikle bir kere çok iyi bir proje yapmanız gerekiyor yani. Yoksa şehirde çok fazla trafik sorunu yaşıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada şurayı hala düzeltmedim. Bunu da bir sonraki videoda başlamadan önce kesinlikle yaparım. Bu nehri de büyük ihtimal artık bağlarız. Ve burası da büyük ihtimal bağlanır buraya. Hem de şuraya da bir çözüm üretmiş oluruz. Şuradaki kötü iğmi de düzeltmiş olurum. Arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.